Hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda bir önceki videoda yaptığımız register seviyesinde buton ile LED yakma örneğini hal kütüphanelerini kullanarak yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk olarak biz ST firmasının bize sağladığı hal kütüphaneleriyle alakalı user manueli inceleyeceğiz. Şu an bizim LED ve buton uygulaması STM32F4 geliştirme kartıyla yaptığımız için bunun user manuelini inceleyeceğiz. Bu belgeyi de açıklama kısmına ekleyeceğiz. Şimdi bununla ilk olarak GPIO birimine bir bakalım. GPIO birimimizi açıyoruz. Burada bakalım ne tür fonksiyonlar var kullanabileceğimiz. Evet, burada GPIO'nun init fonksiyonları yer alıyor. Ama biz şu anda kodda kullanacağımız, bizim yazacağımız fonksiyonlar operation function olacak. İlk olarak readPin'e bir bakalım. readPin adı üzerinde pini okuyacak olan fonksiyon. Evet, burada fonksiyonun isimlendirilmesi hal GPIO readPin şeklinde. Aynı zamanda aldığı parametreler burada verilmiş. Pin değerinin input portu. Aynı şekilde writePin'i de kullanacağız. Burada da gördüğünüz gibi yine hal GPIO writePin'in alacağı parametreler verilmiş. Bu da yazdırmak için LED'lerimiz için kullanacağız bu fonksiyonu. Daha sonrasında bir de toggle pinimiz var. Bu toggle pinimizin yaptığı şey, yine burada isimlendirmesi bu şekilde. Toggle pinimizin yaptığı şey, eğer pin değerimiz sıfırsa 1'e çekiyor, 1 ise 0'a çekiyor. Kullanacağımız fonksiyonlar bu şekilde. Bu videomuzda da 3 tane hal GPIO fonksiyonunu kullanacağız. Bunun haricinde tabii kesmelerle de alakalı fonksiyonlar yer alıyor. Bunları da ilerleyen zamanlarda kesmeleri işlediğimiz zaman kullanacağız. Şimdi kodumuza geçelim. Evet, geçenki kodda bildiğiniz gibi register seviyesinde işlemler yapmıştık. Şimdi yeni bir proje açıp bunu kütüphanelerle yapalım. Evet, kartımızı seçelim. Evet, bir önceki projemizi kapatalım, karışıklık olmasın. Şimdi burada yapacağımız iş, bir önceki kodda biz direkt işte GPIO biriminin klonu aktif etmiştik. GPIO biriminin modunu seçmiştik. Bunu register seviyesinde yapmıştık. Şimdi burada direkt bunu QBMX üzerinden veya çip üzerinden diyeyim, bunları aktif edeceğiz. Şu an yapacağımız şey, bizim LED uygulaması olduğu için LED'lerimiz de biliyorsunuz D12, 13, 14 ve 15. pinlere bağlıydı. Bunları output modda açacağız. Çünkü çıkış vermemiz lazım LED'lere. Daha sonrasında bir de butonumuz olacak. Butonumuzu da input modunda açmalıyız. Onu da input olarak açıyoruz. Bunları yaptıktan sonra kodumuzu generate ediyoruz. Main dosyamız oluştu. Burada gördüğünüz gibi GPIO'ya init fonksiyonu çağrıldı. GPIO'nun yapılandırılması için, çevresel veri yapılandırılması için. Şimdi ilk olarak kullanacağımız fonksiyon hal GPIO'ya write olacak. Sadece LED'imizi yakıp söndüreceğiz. Yazalım fonksiyonumuzu. Fonksiyonun ismini belli bir yere kadar yazdıktan sonra CTRL space yaparsanız otomatik olarak tamamlayacaktır. Şimdi burada GPIO'nun bu fonksiyonun alması gereken parametreler karşımıza çıkıyor. Burada biz bir tane LED'imizi yakalım. Mavi LED'imiz D portun 15. pinine bağlıydı. Buradaki X yerine D yazıyoruz. GPIO'ya pin yerine de burada CTRL space yaparsanız hangi pinleri yazabileceğinizi görürsünüz. Biz burada 15. pinimizi açmak istiyoruz. Ve pin state diyor. Pin state'in de
GPIO set edeceğiz ilk olarak. GPIO'ya alt tire pin set olarak set etmiş olacağız. Bir sonraki adımda da LED'imiz sönsün. Yanıp sönen bir LED yapalım. Araya bir delay koyalım. Diye yazıp CTRL space yaptığımızda farklı fonksiyonları da burada görüyorsunuz. Biz hal delay kullanacağız. 500 milisaniyede yanıp sönsün. Aynı şekilde write pin'de bu sefer reset edeceğiz sönmesi için. Evet, şimdi tekrar bir hal delay koyalım. While döngümüz için. Kodumuz hazır. Şimdi kartımızı takıp debuglayalım. Şimdi olması gereken şey mavi LED 500 milisaniye aralıklarla yanıp sönecek. Bir zoomluyorum. Gördüğünüz gibi yanıp sönüyor. Şimdi de toggle fonksiyonumuzu kullanacağız. Bu fonksiyon biliyorsunuz biti 0 iken 1, 1 iken 0 yapıyordu. Yani LED'lerimiz yanıp sönecek bu fonksiyonla beraber. NT yazıp CTRL space yaptığımız zaman toggle pin diye yazıyor. D portunun bu sefer evet pini de yazalım. 14. pinini bu sefer kullanalım. 14. pinimiz kırmızıydı. Burada tekrar bir delay de koyalım. Şimdi burada olacak olan şey kırmızı LED'imiz 500 milisaniye aralıklarla yanıp sönecek. Sadece toggle fonksiyonunu kullanarak aynı zamanda mavi LED'imiz de yanıp sönmesi devam edecek. Şimdi kodu debuglıyorum. Düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi senkron değil ama bu koddan dolayı tabii while'ın içerisinde daha sonrasında toggle fonksiyonu aktif oluyor. Gördüğünüz gibi hem mavi hem kırmızı LED yanıp sönüyor. Evet, şimdi kodumuza buton ekleyelim. Burada eski kodumuzu silelim. İlk olarak bir write pin'imizi inceleyelim. Bu sefer 12. pinle uğraşacağız. Şimdi burada pin durumunu biz biraz önce elimizle girmiştik set ve reset olarak. Şimdi bunu butondan almamız lazım. Fonksiyonu da incelediğimiz zaman pin state'in türünün GPIO pin state olduğunu görüyoruz. O yüzden bizim aynı zamanda butonumuzun durumunu da ayrı bir değişkende tutmamız lazım set reset durumunu. Bu sebeple bizim atayacağımız değişkenin türü GPIO pin state olmalı. Bunu alıyoruz. Main'de yapıştırıyoruz. Ve bir değişken tanımlamamız lazım. Button state olsun. Bunu da ilk olarak resetleyelim. GPIO pin reset ile. Daha sonrasında bizim bu buton durumumuzu hal read pin fonksiyonundan almamız lazım. Şimdi onu yazalım. Bu sefer butonumuzdan alacağız verileri. Butonumuz biliyorsunuz PA0'daydı. Yani A portunun 0. pinindeydi. Bunu da tanımladık. Bu sefer write pinimiz kaldı. Burada da evet, burayı unutmuşuz. Bunu button state'e eşitleyeceğiz ilk. Daha sonra bu button state'i alıp pin state'in yerine koyacağız. Evet, şimdi de bu kodumuzu çalıştıralım. Evet, resümlüyorum. Butona bastığımızda yanması lazım dediğimizin. Gördüğünüz gibi her bastığımda yanıp sönüyor.
Nasıl tuttum mesela? Led yanık kalıyor. Evet, bu videomuzun sonuna geldik. Bu videoda GPIO birimi üzerinden halk kütüphanelerini kullanarak buton ve led uygulaması yaptık. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.